Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün içli köfte yapacağım. Önce iç malzemelerimizi sayıyorum. 250 gram kıyma, dana kıyma. Bir büyük soğan ince ince doğradım. Yarım çay bardağı su, 2 kaşık tereyağı, ceviz içi, bir tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, biraz da maydanoz. Şimdi ocağımızın başına geçelim. Hamuru için 2 su bardağı ince bulgur, 1 su bardağı irmik, 1 fincan da un, 3 bardak da sıcak suyumuz var. Önce iç malzemesini hazırlayalım, sonra devam edeceğiz. Ocağın altını yakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce kıymayı kavuracağım. Kıyma kupak olmaması için yarım çay bardağı suyu ilave edeceğim. Biraz kavruldu. Yağ ilave ediyorum. Yeterince kavruldu. Bir büyük soğan çok ince doğradım. Onu ilave ettim. Baharatlarını ilave ediyorum. Biraz ılıktıktan sonra bir yarım saat dolapta bekleteceğim donması için. Donunca kıyma birbirini daha iyi tutar. Dağılmaması için. Şimdi kavrulsun. Soğanlar da pişti. Şimdi ocağımızın altını kapatıyorum. Maydanozunu ilave ettim. Cevizi ilave ettim. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Önce kaba ince bulgurla irmiği aldım. Üzerine 1,5 bardak sıcak suyu döküyorum. Dakika dinlenmesi için ağzını kapalı bekleteceğim. 20 dakika geçti aradan. Şimdi sırasıyla unu ilave ediyorum. Yağı ilave ettim. Bir tane yumurta. Tuzu ve salça ilave ediyorum. Şimdi güzelce 10-15 dakika yoğuracağım. Ne kadar yoğurursam o kadar hamur yumuşak olur. İçli köftemizi yapmaya başlıyoruz. Yumurtadan küçük, cevizden büyük hamur alalım elimize. Elimizi ıslatalım.
Kıymayı koyalım içine. Bu şekil. İster hemen kızartıp yiyebiliriz. İsterse dondurucuda donduktan sonra istediğimiz zaman çıkarıp yiyebiliriz. Hepsini bu şekil verip devam edeceğim. Arkadaşlar, içli köftemiz hazır. İster dondurucuya atabilirsiniz, ister kızartabilirsiniz. Ben birazını kızartacağım, birazını dondurucuya atacağım. Tavaya sıvı yağı koydum. İyice ısındı. Şimdi köftelerimizi arkalı önle kızartacağım. Altın sarısı gibi kızarıyorlar. Arkadaşlar, içli köftemiz harika oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.